Sayın seyirciler, bugünlerde milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi gündemde. Buyurun izleyelim efendim. Başkanım, başkanım. Hayırdır hayır ya, ne bu heyecan? Efendim, yeni bir yıldız keşfettik. Yapma ya. Büyük yetenek başkanım, adeta bir cambaz. Lafları öyle bir sektiriyor ki şaşar kalırsınız. Kaç yaşında peki? 8. Bugün de seçim konuşması yapacak. İsterseniz hemen gidip izleyebiliriz, haydi. Ne duruyorsun? Hadi yürü gidelim, gidelim. Sevgili sınıf arkadaşlarım, eğer beni sınıf başkanı olarak seçerseniz artık her şey çok farklı olacak. Benimle aynı sıraya baş koyan siz değerli kardeşlerim artık öğretmen denen o zalim zihniyet karşısında ezilmeyecek. Bravo! Yaşasın! Bravo! Konuşanların adı artık tahtaya yazılmayacak. Kimsenin adı afişe olmayacak. Yaşasın! Asgari kanaat notu en az 3 olacak. Sınıf geçme notunun altına asla düşmeyecek. Yaşasın! Sana. Matematik denilen o illet ders itinayla kaynatılacak. Bravo be. Yürü be. Kantine olan borçlar silinecek. Olmadı takside bağlanacak. Af çıkacak. Öğrencilerin beslenme çantası artık dolup taşacak. Ulan nasıl da sallıyor kerat ha. Vallahi büyük yetenekmiş ha. Hemen ailesiyle görüşün. Başkası kapmadan hemen bunu bizim partiye transfer edelim. Şimdi böyleyse 18'inde acayip palavra atar bu ha. Tam ideal aday yani. Bunu hemen alalım, alalım. Emredersiniz efendim. 09 uç isteyen kardeşlerimin artık elleri boş kalmayacak. Yürü be. Kim tutar lan seni? Helal be sana. Sayın seyirciler, sigortasız işçi çalıştırmak kanunen suç olsa da ülkemizde bu duruma sıkça rastlanıyor. Hakkını arayan işçinin ise patrondan aldığı cevap hep aynı. Beğenmiyorsan çek git. Peki ama nereye? Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Yapma Necla. Gözünü seveyim, beni terk etme. Sen de beni terk etme Cafer. Yeter artık beni oyaladığın Hilmi. Evet, senin de beni oyaladığın yeter artık patron. Ben sensiz yaşayamam Necla, anla bunu. Bizim atölyede de sensiz işler yürümez Cafer. Madem bensiz yaşayamazsın, bana hükümet nikahı yap. Evet, sen de bana yap. Bey? Nikah değil yani canım, sigorta yap yani. Bak yavrum, er geç evleneceğiz. Biraz sabırlı ol, her şeyin bir zamanı var. Adam haklı, her şeyin bir zamanı var. Haydi dön tezgahının başına Cafer. Söz sigortan da haftaya yapacağım, hadi bilemedin seneye. Kaç yıldır oyalıyorsun beni, artık bu laflara karnım tok. Evet, benim de tok. Madem evlenmiyoruz, seni terk ediyorum. Madem sigortam yapılmıyor, ben de seni terk ediyorum. Yani istifa ediyorum. Necla dur, dur. Ulan resmen terk etti beni ya. Resmen terk etti ya. Bu da beni terk etti. Ay Allah ya. Madem terk etti niye gülüyorsun be adam, üzülsene. Ya bu terk etse ne olacak? Zaten yine dönüp dolaşıp bana geri gelecek. Dışarıda sanki başka iş mi var? Necla dur, gitme, bekle beni Necla. Cafer sen gidebilirsin canım, ikile. Hatta yürü de ense tıraşını görelim. Nasıl olsa geri döneceksin. Sayın seyirciler, 13 il daha büyük şehir oluyor. Ancak büyük şehir olmanın dolayısıyla bütçeden daha fazla pay almanın heyecanını yaşayan bu illere bir de kötü haber var. Bürosu, evi, dükkanı olanın vergisi %100 artacak. Buyurun izleyelim efendim. Evet, büyük şehir olacak belediyelerimizin müstakbel sakinleri. Bilgilendirme toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi büyük şehir olunca siz de büyüyeceksiniz ve bütçeden daha çok pay alacaksınız. Ama vergiler de ona göre olacak tabii ki. Emlak vergisi %100 artacak. Olsun, yatırımlar artacak. Büyük şehir olunca daha çok fabrika kurulacak, daha çok yatırımcı gelecek. Ama elektrik ve suyun da vergisi artacak. Ama olsun, büyük şehir olunca sizin yerler hep cazibe merkezi olacak. Ama tabii çöp vergisi de %100 zamlanacak. Ama siz hiç takmayın bunları. Bakın sonuçta isminiz büyüyor. Yahu insanın ağzını nasıl da dolduruyor. Bakın şimdi. Büyük şehir, büyük şehir, büyük şehir. Bu arada basit esnafların da artık beyanname vereceğini ve KDV mükellefi olacağını söylemiş miydim?
Uçtu gitti. Basri, Basri gel evladım. Heh, bak ben bunları şişire söndüre iyice gazlarını aldım. Artık rahatça büyük şehir yapabiliriz. Oldu bunlar. Sayın seyirciler, Türk siyasetinde bir parti yapmak istediği şey için bir başka partinin mecliste desteğine ihtiyaç duyarsa gündeme siyasi pazarlıklar gelecek demektir. Siyasi pazarlıklar da bir kez başladı mı durmak bilmez. Buyurun izleyelim efendim. Şimdi bizim düzenlemeye destek vermek için ne istiyorsunuz İsmet abi? Ama bak açık konuşalım. Şimdi Seyfi'cim açık konuşalım. Bak biliyorsun komisyonda bekleyen bir yasa teklifimiz var bizim de. Aynı desteği siz de ona verebilecek misiniz? Şimdi genel başkanıma bir danışmadan söz vermek istemem ama sıkıntı olacağını sanmam. Tamam mı o zaman ha? Dur ya Seyfi, öyle hemen tamam olur mu? Daha ne istiyorsun İsmet abi? Bizim atama bekleyen tanıdıklar var. Kaç kişi, nerelere istiyorlar? Fazla değil canım, 120 kişi kadar böyle çeşitli yerlere. 120 mi? Ne yaptın sen İsmet abi? Ya koca bürokraside 120 kişinin lafı mı olur canım? Tamam tamam pekala ama bak bu son da öyle değil mi? Sen bir çay söyle, bir çay, ağzımız kurudu ya. Ya çok uzamadı mı bu pazarlık? Ya uzamaz olur mu? Kıstırdık diye neler istiyordur sizin İsmet abi, kim bilir bizim Seyfi'den. Evet öyledir değil mi? Bu işler böyledir. Siyasi destek isteyen dikenine katlanır. Ya vallahi olmaz İsmet abi. Üç düzine çok, sana bir düzine yeter. Ya yeter mi ya bir düzine? Önümüz kış. Ankara kışını soğuğunu bilmez gibi konuşuyorsun. Üç düzineden aşağısı olmaz. Ayrıca tiftik keçisi yünü olacak. Peki İsmet abi, ona da peki ya. Üç düzine tiftik keçisi yününden paçalı don sana. Aha not aldım tamam mı? Ver artık şu desteğini vereceksen, yeter lan. Sayın seyirciler, bugün 29 Ekim. 89 yıl önce bugün büyük Türk milleti bir daha asla vazgeçemeyeceği bağımsızlığına kavuştu. Bağımsızlığımızın büyük kahramanlarını ve bu kahramanların öncüsü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyor, rengini şehitlerimizin kanından alan, gökte şeref ve şanla dalgalanan bayrağımızı saygıyla selamlıyoruz. Bizlere emanet edilen Cumhuriyet'in bekçileri olmanın gururuyla tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar.